Efendim merhabalar, merhabalar, merhabalar sabahın erken saatlerinden, geç vakitlere kadar TV42 ekranlarından ayrılmayan bütün dostlarımıza, bütün kardeşlerimize buradan selamlar ve hürmetler gönderiyoruz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Evet e, malum 15 gün geçti sonra yine sizlerle bu ekranda bir araya gelmiş olduk. Değerli kardeşlerim, yaz sezonunda sizlerle evet bir hafta program yapacağız. Onu takip eden hafta sizlerle birlikte olmayacağız ama ondan sonraki hafta yine Salı akşamları sizlerle birlikteyiz. Yani 15 günde bir. Ama kış sezonu oluştuğunda, inşallah yeni yayın dönemi başladığında her salı sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Saatlerimiz 21.15'i gösterdiği zaman. Kıymetli kardeşlerim programımızda dedik ki her telden konuşabilelim. Çünkü toplumumuzun farklı sorunları var. Sizlerle paylaşmayı istediğimiz birçok mevzu var. İşte bunların her biri farklı farklı konular olduğu için dedik ki ismi her telden olsun. O şekilde başladık ve e, bu bizim ikinci programımız. Bu arada değerli kardeşlerim e, ilk programımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı da hepinize teşekkür ediyoruz. Birçok kardeşimiz bizlere ulaştılar e, program sonrasında. Olumlu tepkiler verdiler bize ve ilk konumuzun gayet başarılı olduğundan bahsettiler. Filistin'i işlemiştik. Daha doğrusu Gazze'deki yaşanan elim hadiseyi masaya yatırmaya çalışmıştık ve toplumsal bir adım atalım istemiştik. Konumuz gayet ilgi ve alaka görmüş. İlgi ve alaka gösteren bütün kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Aslında... Ee, daha neler yapabiliriz diye sormuştuk size o programda ama e, sizlerden de bazı e, bilgiler ya da fikirler beklemiştik. E, ne yazık ki elimize e, farklı fikirler gelmedi. Ama e, birçok kardeşimiz şunu yazmışlar. Biz şahsi olarak e, Gazze'deki yaşanan elim hadiseyi bir şekilde boykot ederek e, ve onlara destek veren firmaların ürünlerini almayarak çözmeye çalışıyoruz. Şahsi bir adım atmaya çalışıyoruz diye bize bilgiler verdiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ama bu konuyla alakalı yine aklınıza bir şeyler gelirse bizlerle paylaşabilirsiniz. Nasıl paylaşacaksınız? Çok kolay. Zaten şu an ekranımızın alt tarafında hemen sizler de göreceksiniz. Bir WhatsApp telefon numaramız var. İşte 0552 232 73 23 tekrar edelim işte 0 552 232 73 23 numaralı WhatsApp hattından bizlere programımıza katılabilirsiniz efendim şu köşede yazıyor programımız canlı evet an itibariyle sizlerle birlikteyiz canlı olması münasebetiyle ufak tefek hatalar eksiklikler olabilir. O hüsnü niyetinize sığınıyoruz. Güzellikler sizden bize yansıyandır. Hatalarsa bizim acizliğimizdendir. Lütfen bizleri affediniz diyelim. Ve değerli kardeşlerim her programımızda dedik ya önemli gördüğümüz konuları masaya yatıracağız. Hatta bu arada program müdürümüze ve genel müdürümüze de çok teşekkür ediyoruz. İşte bir saat demişlerdi bize ayrılan süre, lakin bir saate sığdıramadığımızı ve daha uzun sürede programımızı devam ettirmemizin daha uygun olacağını ifade buyurdular hem program müdürümüze. Hem de genel müdürümüze teşekkür ediyoruz. Bundan böyle programımız bir buçuk saat sizlerle birlikte olacak. Kısa bir programımızın arasında bir reklam bölümümüz olacak ama idare edin, öyle çok uzun değil. Sizleri fazla bekletmeyeceğiz. Konuya tekrar geri döneceğiz. Onu da buradan ifade etmiş olalım ve kıymetli kardeşlerim, peki bu hafta ne işleyeceğiz? Malum birçoğunuz sosyal medyadan da görmüşsünüzdür. Bu hafta konumuz Ateizm ve deizm olacak. Evet yanlış duymadınız. Bu hafta Allah mani, Allah'tan bir mani gelmezse ateizmi ve deizmi sizlerle işleyeceğiz. Aslında e, inanç meselesini işleyeceğiz diyebiliriz. Malum şimdi ateizm deizm deyince böyle konuya biraz ortasından girmiş gibi olabiliriz. Onun için... Başta bir inanç meselesini inşallah sizlerle bir işleyelim istiyoruz. Ee, evet, sizler de programımıza e, WhatsApp hattı üzerinden destek verebilirsiniz. Bildiğiniz bazı şeyler olabilir. E, bütün kardeşlerimize yani bu ekran sayesinde e, TV42 ekranı sayesinde bütün dostlarımıza ulaştığımız bütün mekanlara sizler de bilgilerinizle destek verebilirsiniz programımızın içerisinde işte şu konuda konuşulsun bu konuyu da işleyin diyebileceğiniz mevzuları bekliyoruz. Malum işte her telden dedik ama her telden konuşabilmemiz için sizlerin de desteklerini beklediğimizi buradan ifade edelim. Değerli kardeşlerim bu arada tamam bir e, TV ekranıyız ve bu ekran sayesinde e, birçok yere yani Türkiye'nin her yerine ulaşabiliyoruz ama bir de FM bandı sayesinde de farklı illerde programımızı aktaran radyocu kardeşlerimiz var. Hepsine çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Evet var olsunlar sağ olsunlar. Bizleri ister radyodan ister televizyondan nereden takip ediyorsanız efendim programımıza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz diyelim. Evet konumuzu da sizlerle paylaşmıştık. Evet vakit kaybetmeyelim çünkü e, mevzu çok uzun mevzu çok çok derin onun için ne yapalım şöyle yavaş yavaş bir uçtan başlayalım istiyoruz. Değerli kardeşlerim kıymetli dostlar evet e, Whatsapp'tan desteklerinizi almaya başlayalım. Kıymetli kardeşlerim e, değerli dostlarım inanç dedik mevzuya biraz değil mi? İnanç meselesi dedik e, neden onu söyledik çünkü... Allah azze ve celle insanoğlunu oğlunu e, nasıl yaratıyor? Bilinmek ve tanınmak istiyor. Değil mi? Ve e, bu sayede de e, ol emriyle insanoğlunu yaratıyor kıymetli kardeşlerim. Ama ilk olarak biz onu alemlere rahmet olsun olsun diye yarattık övgüsüne mazhar 18 bin alem sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin ruhaniyetini yaratarak başlıyor ve kendi ruhundan üfleyerek başlıyor. Ve sonra işte bir rivayete göre 124 bin diğer bir rivayete göre ise 224 bin peygamberin ruhaniyetini yaratarak devam ediyor. Yaratmayı seven Allah Azze ve Celle duruyor mu? durmuyor, devam ediyor. İşte veli kulların sonrasında asabım yıldızlar gibidir. Hangisine tutunursanız hidayete erersiniz övgüsüne mazhar. Sahabeyi güzinin hayatını ve onların ruhlarını yaratıyor. Ve değerli kardeşlerim sırayla devam ediyor. Allah Azze ve Celle tabi'in, tebevü tabi'in ve <laughs> özür dilerim. Evliyaullah'ın ruhaniyetini yaratıyor. Sonra ise Üstünlük ancak takvadadır ölçüsüyle. Değerli kardeşler, e, insanoğlunu yaratmaya başlıyor Allah Azze ve Celle ruhlar aleminde. Ve hepsini yaratıyor. Ama ne dedik? Takva olarak yüce olandan başlayarak en sona kadar. Tabi bu mevzu ne zaman e, dile gelse, ne zaman aklımıza düşmüş olsa hep e, bu soru önüme geliyor. Tutmaya çalışıyorum kendimi ama tutamıyorum da. O soruyu her defasında beynim canlandırıp bana soruyor. Diyor ki acaba Allah Azze ve Celle beni ne zaman yarattı diye. Ve bu sorunun cevabını ne yazık ki yıllar geçti ve ben hala veremiyorum. Zor zanaat. Evet e, ama bir cevap bulduk mu? Kendi kendimize bir cevap bulduk dostlar ya. Ve dedik ki olsa olsa bu günahkarı, en son yaratmıştır dedik. Çünkü kendimizi bir makama layık göremedik öyle diyelim. Ve e, bu da ciğerimizi dağlasa da yaksa da bir cevap verme zorunluluğumuz vardı. Ve o cevabı bu şekilde bulduk. Kıymetli kardeşlerim sonrasında Allah Azze ve Celle bu insanlığa bir ata yarattı. Sonra o ataya bir ten kafesi giydirdi Hazreti Mevlana celaleddin Rumi... ...Kaddesallahu Esrarehu... ...onun tabiriyle... ...işte o diyor ya insan vücuduna ten kafesi diye... ...bir ten kafesi giydiriyor Yaradan... ...ve... ...kıymetli dostlar... ...sonra ise... ...Melekut alemine... ...öğretmediği şeyleri... ...Hazreti Adem'e yüklüyor ve öğretiyor... ...şimdi... ...tabii... ...sizlerin şu an bizleri seyrettiği televizyon kültürünü... ...bu ilmi, bu bilgiyi... ...aslında... Hazreti Adem biliyordu değerli kardeşlerim. Sonra işte şu an bizi takip ettiğiniz, bizi çeken ve sizin evlerinize taşıyan işte bu kamera sistemini ve bu te teknolojiyi Hazreti Adem biliyordu. İşte o kamerayı bağladığımız ayağı vesaire vesaire. Şimdi e, bütün bilgilerden bahsediyorum. Dünya üzerinde yaratılan her şeyi Hazreti Adem'e yüklemişti Allah azze ve celle. Ayrıca Hazreti Adem e, atamıza bir şey daha yüklemişti. Neydi o biliyor musunuz? İşte o bugünkü konumuz aslında. İnanç meselesi. Yani e, bizi bir yaratan var ve bizi bu dünyaya bir gönderen var. Onun bizden istekleri, talepleri var ve bizim yapmamamızı istediği bazı şeyler var. İşte bunları yüklemişti. Hatta ve hatta e, değerli kardeşlerim, şunu da söyleyeyim. Hazreti Adem'e bugünkü başlığımız olan ateizm ve deizmin artışı konusunu bile yüklemişti. Bunları isim olarak bile yüklemişti. Sonrasında işte Hazreti Adem'in çocukları, kıymetli kardeşlerim dünyaya geldikçe bu bilgiler Hazreti Adem'den çocuklarına geçmeye başladı ve insanların artık farklı bilgileri Farklı doğruları oluştu ve bu doğrular sayesinde e, o doğrularını ve kıymetli gördükleri şeyleri savunma ve onun ardında durma gayreti insanlarda cereyan etti. Bir de e, tabi aslında yaratılış meselesi çok uzun ama başınızı ağrıtmamak için böyle çok ayrıntıya girmedim. İşte e, mesela Allah Azze ve Celle ey Melekut Alem'i size öğretmediklerimi öğrettim. Adem'e o nedenle Adem'e secde edin emri vermişti. İşte aralarında melekut aleminin bir e, Garur ismi e, meşhur. E, zaten gurur da adını ondan alır. Biz şeytan aleyhillâne diyoruz ama işte e, Garur farklı yaratılmıştı. Hepsi secde ederken orada bir gurur yaptı ve e, secde etmemişti Hazreti Adem'e. Neden secde etmediği sorulduğu zaman da ya Rabbi ateş topraktan üstündür o nedenle ben secde etmedim demişti. Bu mevzular falan var işte sonrasında Allah Azze ve Celle e, garuru yani şeytan aleyhillaneyi makamından kovmuştu. Ve o da bir vaatte bulunmuştu. Demişti ki Ya Rabbi vaadim olsun sözüm olsun Adem'in çocuklarının bir yoldan sapmış olarak sana iade edeceğim demişti. Başardı biliyor musunuz? Şu ana kadar başardı. Ee, ne yazık ki Adem'in çocuklarının birçoğu o yoldan sapmış oldu. Kimisini şüphe silahıyla vurdu. Kimisini yalan silahıyla vurdu. Kimisini yanlış fikirlerle e, vurdu. Ama Hazreti Adem'in çocuklarının birçoğunu yoldan saptırı verdi. İşte değerli kardeşlerim bugünkü ana konumuz olan ateizm ve deizmin artışının da asli sebebi bundan mütevellit. Zor. Evet. Ve şimdi bizim karşımızda çok büyük bir düşmanımız var. Bizimle savaşan ve bizi yoldan saptırmak için mücadele veren düşmanımız şeytan. Bir de içimizdeki şeytan var değil mi? Şeytan aleyhillanenin yaremi Arkadaşı, dostu, nefs diyoruz ya İşte onu hiçbir şeyin içine sığdıramamış yaradan insanoğlunu şu küçücük vücudunun içine sığdırmış insanoğlu eşrefi mahlukat e, her şeyi kaldırabiliyor. Ve değerli kardeşlerim e, geriye dönecek olursak tekrar konumuza herkesin doğruları oluştu dedim. Herkesin işte savunduğu bir şeyler e, ortaya çıktı. İşte o savunmalar e, bir fikirlerdi aslında. Kimisi doğru Kimisi yanlış fikirlerdi. İşte kimisi Save Gölü'nün e, kıymetli olduğundan bahsetti. Kimisi dedi ki bizim Kisra gibi bir sarayımız var dedi. İnsanoğlunun bilmediği ya da aklının eremeyeceği kadar büyük dedi. Aslında insanoğlu inşa etmişti. Nasıl bilemeyecekti değil mi? İşte kimisi dedi ki e, asırlardır yanan ve hala sönmeyen dediler... O dönemde bizde bir kıymet var işte o kıymetimizin adı ateş dediler ve e, ateşi savundular bir savunacak bir şey aradılar ve bu savunmaları o kadar çok ileriye gitmişti ki artık e, değerli kardeşlerim Allah Azze ve Celle'yi Yaradan'ı unutmaya başladılar nasıl unuturuz değil mi ama unuttuk ve o kadar çok onun üzerine gittik ki savunduğumuz şeylerin üstüne biz bu sefer yaradanı ve bizden istediklerini, arzu ettiklerini yapmamızı emrettiği şeyleri unuttuk. Ne kadar acı. Ve o savunduğumuz doğru ya da yanlış şeyler Allah azze ve celle'yi unutturdu bize. Zaten her şey ondan sonra başladı. Daha da öteye gittiler. Ne yaptılar biliyor musunuz? O savundukları şeyi karşıdaki güruhlara, toplumlara, ırklara e, kabul ettirmek için onlara savaş bile açtılar. Yani ilmi bir e, duruşun daha da ötesine giderek e, kılıç çektiler birbirlerine, silah çektiler ve birbirlerini katlettiler o doğruları yüzünden. Ve değerli kardeşlerim e, kimi zaman konuşarak, fikirlerini kabul ettirerek, Kimi zaman da kılıç zoruyla, hani ona mete zoru falan diyorlar ya işte mete zoruyla bunu kabul ettirmeye çalıştılar. En büyük hatayı yaptılar. Ne kadar işte e, savundukları şey varsa Allah Azze ve Celle'nin dışında ne kadar savundukları şey varsa hepsi sonrasında şeytan aleyhillah'nin istediği gibi onları yaradandan uzaklaştırdı. Daha doğrusu buna secdeden uzaklaştırdı diyelim mi? Diyelim. Ga gayet de mantıklı oldu. Secdeden uzaklaştık biz. İşte o secdeyi yapamayınca Allah azze ve celle'nin bizleri yarattığını unutu verince biz her şeyi sümme haşa kendimizin yaptığını falan zannetmeye başladık. Zan işte görüyor musunuz? Zannetmek. Ki zanda şüphe vardır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonrasında Allah azze ve celle insanların işte böyle sapkınlığa düşmesi, yanlış şeyleri savunmalarından ötürü ne yaptılar biliyor musunuz? Allah azze ve celle e, peygamberler göndermeye başladı. O yarattığı peygamberleri sırayla insanlığı tekrar doğru yola e, getirsinler diye Aralarına göndermeye başladı Allah Azze ve Celle. Hani dedim ya bir rivayete göre 124 bin, diğer zayıf rivayete göre ise 224 bin peygamber gönderdi. Her defasında kendisini hatırlatmak, işte kendisine secde edilmesini hatırlatmak ya da değerli kardeşlerim gönderdiği emir ve nehileri, hayatlarına takip e, tak, e, takdim etmeleri ve onun e, istediği şekilde yaşamalarını emrettiğini hatırlattı kullarına. Ama ne oldu? Yine saptılar, yine saptılar. Her defasında şeytan aleyhillane buldu bir e, fırsat daha ve onları tekrar yoldan çıkardı. Ama tarih 571 yılını gösterdiği zaman yer mükerrem olan Mekke ve insanların puta taptıkları bir mekan görüyor musunuz? Yine insanlar Allah'tan uzaklaştığında neler yapıyor? İşte bu seferde tutuyorlar. Kendi elleriyle yonttukları ya da işte kendi elleriyle pişirip helvadan inşa ettikleri ya da taştan oydukları bir puta tapmaya başladılar. İşte böyle bir dönemde Allah Azze ve Celle ve ma illa rahmeten lil alemin ila ahri la yasadak Allahu ee, Biz onu alemlere rahmet olsun diye yarattık övgüsüne masar. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemi gönderdi. İşte onun gelmesiyle artık o değerler, doğrular hepsi bitti. Tek tarafta toplandı. Neydi o? Şeytanın tarafı, batıl tarafı. Diğeri ise Allah Azze ve Celle ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tarafıydı. Artık hak batıl savaşları, hak batıl kavgaları, fikirleri ortaya çıktı. Ama kıymetli kardeşlerim şeytan aleyhillâne durdu mu? Durmadı. Durmayacaktı zaten. O vaat ettiği söz verdiği şekliyle kıyamet gününe kadar Adem ve Adem'in çocuklarını yoldan saptırmak için mücadele verecekti. Verdi. Verdi. İşte bunların içinde farklı şeyler çıkmaya başladı. Ee, farklı fikirler, farklı doneler ve... Farklı dinler ya da dinsizlik. Aslında dinsizlik diye bir şey yoktur. Bunu buradan söyleyeyim. Onlar da diyorum ki dinsizlik dinine iman ediyorlar. O da bir din. O da bir saf. O da bir taraf. Değil mi? Değerli kardeşlerim Allah yoktur diyenler çıktı mesela. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'dan çok çok sonra hatta hemen akabinde yalancı peygamberler çıktı değil mi? Ve Allah yoktur diyenlerin çıkmaması da çıkması da gayet normaldi. Ve kıymetli kardeşlerim Allah yoktur diyenler ne zaman ortaya çıktılar biliyor musunuz? Veya nerede çıktılar? Değerli kardeşlerim Allah yoktur diyenler Aşağı yukarı e, 1648 tarihe baktım bir an yanlış bir şey söylemeyeyim diye yanlış bir tarihi vermeyeyim diye 16. ve 17. asırda ortaya çıkıyorlar. Peki nerede çıkıyorlar ortaya? İngiltere'de. Şaştık mı? Şaşırdık mı? Hayır. Başka bir yerde çıkamazdı zaten. Neden? E, çünkü o halk sürekli toplumları birbirlerine düşürmeye halkları birbirlerine kırdırmaya ya da sömürmeye büyük bir gayret ve çaba gösteren bir toplum ve ateizm dedikleri Allah'a iman etmeyen, Allah yoktur diyenlerin ilk defa çıktığı yer. Hatta değerli kardeşlerim, bunların başını da ismini yanlış okumayayım. Lord Herbert isimli bir vatandaş çekiyor. Ve diyor ki ben Allah'ın olduğuna inanmıyorum diyor. Bu kadar acı ya. Değil mi? Yani siz tutacaksınız. Diyeceksiniz ki Allah yoktur. Tövbe tövbe. Ama demiş, söylemiş. Ve bunu da önceleri yadırgamışlar. Sonraları ise kabullenenler bir saf oluşturmaya başlıyor. Peki kabul etmeyenler kimler? İsa peygambere iman eden işte Katolikler, işte protestanlar ve ortodokslar diyorlar ki hayır. Allah vardır ve Allah'a iman kesinlikle ve kesinlikle şarttır diyorlar kardeşlerim. Ve bunun üzerine de onlara savaş açıyorlar. Ama bu savaş ne yazık ki çok devam etmiyor. Neden? Çünkü eee İngiliz mantalitesi öyle bir yere geliyor ki e, bunu kullanalım demeye başlıyor ve e, nesilleri, ırkları, devletleri birbirlerine karıştırmak için, birbirlerine düşürmek için ya da e, kendi hayallerini, kendi idollerini insanlara kabul ettir kabul ettirmek için, köleleştirmek için ya sebep çok işte. Ee, bunu kullanmaya başlıyorlar ve değerli kardeşlerim böyle bir rüzgar esiyor. Kötü bir rüzgar ve bu rüzgar şeytanın rüzgarı. Değerli kardeşler ister misiniz size biz ateizmin ne olduğunu bir de mana olarak verelim. Sözlük anlamıyla diyorlar ya Allah'ın varlığı veya birliğini, Dinin temel hükümlerini inkar etmek Bunlar hakkında kuşku beslemek veya uyandırmak dini kuralları hafife almak anlamına geliyormuş Ama bundan daha ötesi biz başlarken dedik ya biz Allah'a inanmıyoruz Allah yoktur demektir demiştik ya Aslında gerçek manası bu değerli kardeşlerim Şimdi bizler peygamberlere iman ediyoruz. Değil mi? Bizler ayrıca Allah Azze ve Celle'nin e, bizlere gönderdiği emir ve nehileri yazdığı kitabına da ve kitaplarına da iman ediyoruz. Başka? Kelime-i şehadet getiriyoruz. Sonra diyoruz ki, Allah bize emretti. Biz oruç tutmalıyız. Tutmalı mıyız? Evet tutmalıyız. Bu bize farzain diyoruz. Mesela maddi imkanlarımız varsa, öyle bir imkan oluştuysa işte hacca gitmeliyiz diyoruz. Hacca gidiyoruz. İslam'ın şartlarından bahsediyorum aslında. Ve bu bizi yaradana doğru yavaş yavaş yönlendiriyor. Ve beş vakit namaz kılıyoruz ve secdeye varıyoruz. Rabbimize secde ediyoruz. Bu bizi rahatlatıyor mu? Evet. Bu bizi rahatlatıyor ve bir insan bunlardan neden sıkılıyor ya da neden uzaklaşıyor? Ya da bir insan e, yoktan var olduğunu nasıl kabul ediyor? Allah yoksa. Öyle düşünelim. Sübha haşa. Sümme haşa ee, Allah olmadığını düşünecek olursak oğlu nereden geldi? İşte bu sefer kendisini bir hayvandan türediğini falan zanneder. İşte neymiş de işte maymundan türedi falan gibi bazı kelamlar edilmişti ya öyle bir şey yok. Tabi insanoğlunun nesli de belli, aslı da belli, atası da belli. Yani bir hayvandan türeme değil. Peki eee bir anneden ve babadan dünyaya gelmişiz. Onlar annelerden ve babalardan dünyaya geldiler, 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 geldiler. En son Hazreti Adem atamıza ve onun eye kemiğinden e, yaradılan Havva annemize kadar gittik. Bir anne bir baba. Nereden geldiler? Kendi kendilerine mi oluştular? Hayır. Ya e, insan aklı Buna yetiyor değerli kardeşlerim. Şimdi hiçbir şey kendi kendine oluşmuyor. İlle de onun oluşabilmesi için, halk olabilmesi için diyelim daha doğrusu bir şeylere ihtiyaç var. Bir şeylerin bir araya gelmesine ihtiyaç var. Hatta dünyanın oluşumunu işte e, ilim sahipleri, e, değerli üstadlarımız, hocalarımız falan işte nasıl ifade ediyorlar diyorlar ki işte bir gaz bulutuydu da işte şöyle oldu da bir bir araya geldi de sıkıştı da işte bir alev topu haline geldi de falandı falandı filandı. İşte o alevden işte e, su çıktı sudan sonrasında karalar çıktı. Hani bunu anlatıyorlar ya. Bak bir şeyler bir araya gelmiş demek ki. Bir şeyler bir araya gelmiş de kim getirmiş? Bak oraya da gelince orada da tak takılıyoruz. Anlayacağınız. Bizi bir yaratan kesinlikle ve kesinlikle var Allah'a hamdü senalar olsun ki Müslüman bir anneden ve Müslüman bir babadan dünyaya gelmişiz O nedenle gönül rahatlığıyla diyoruz ki Biz Allah'ı biliyoruz Allah'a iman ediyoruz diyoruz Değerli kardeşlerim bu ateizmi e, savunan insanlar o kadar çoğalıyor ki e, ve dünyanın her tarafında artık e, isimleri işte grupları ya da işte kurdukları ne varsa e, dernek vakıf gibi işte ya da bir teşkilat gibi adını ne koyarsanız işte bunların artık sayıları o kadar çoğalıyor ki bunlar kendileri e, artık Eserler yazmaya başlıyorlar. Ve bu eserler farklı dillere dönüştürülüyor. Ancak aralarında da bir anlaşmazlık ceryan ediyor. Neden? Onu da söyleyeyim. Hani bizim biraz evvelki söylediğimiz şey vardı ya. işte her şeyin bir sebebi var. İşte o sebepleri de bir yaratan, halk eden Allah Azze ve Celle var diye. Bunu... E kabullenenler oluyor. Ve diyor ki bizim bir yaratıcımız var. Bak bu ateistlerin içinden çıkıyor değerli kardeşlerim. Bizim bir yaratıcımız var diyorlar. Yani dünya üzerinde her şey bir sebebe dayalı olarak dünyaya geliyorsa o zaman bu sebepleri de yaratan, halk eden bir Allah var diyorlar. Amma velakin. Diyorlar ki ondan sonrasına imanımız yok. Yine ateistler gibi devam ediyorlar. Diyorlar ki biz peygamberlere inanmıyoruz. İşte onun dışında biz kitaplara inanmıyoruz. İşte inanmıyoruz diyorlar. Sadece ve sadece ateistlerle deizmi ve deistleri birbirinden ayıran bir tane madde var. Ateistler Hiçbir şeye inanmıyor. Ne Allah'a, ne onun gönderdiği emir ve nehiylere, kitaplara, peygamberlere vesaire vesaire. İşte e, ama deistler diyor ki biz hiçbir şeye inanmıyoruz ama Allah'a iman ediyoruz diyorlar. Böyle bir ayrışım e, söz konusu oluyor ve e, toplum öyle bir yapıya sahip ki. Birbirlerini etkilemeye başlıyor. Atalarımız ne güzel söylemiş ya. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu vereyim İşte arkadaşı ne yazık ki yanlış yollara sapmış olan gençlerimiz bu sefer onlardan etkileniyor ve onların sapkın düşüncelerine onlardan meylediyorlar. Nereye gidiyor ucu? İşte ondan sonra Allah'a mesirgesin ateistliğe ya da deistliğe doğru gidiyor. Bu bir harfle ifade ediliyor ya, Z kuşağı falan diye. Kıymetli kardeşlerim, son 30 yıl kuşağı diyelim biz. Buna bir harf ismi vermeyelim. Gerek yok. Evet. Son 30 yıl kuşağı içerisinde ise gençlerimizin şaşkınlıkla bakıyorum bu mevzuya ve ifade ederken bile şaşkınlığımı hala yaşamaya devam ediyorum. Kıymetli kardeşlerim ya çok dindarlar. Allah azze ve celle'ye karşı müthiş bir bağlılık içerisindeler. Büyük bir teslimiyet gösteriyorlar ya da işte bu sapkın duygu ve düşünceler var ya ateizm gibi ya da deizm gibi sapkın düşüncelere düşüyorlar. Artık aralarında günah mefhumu kalmıyor o zaman sapkın bir düşünceye gittiyse. Bu arada değerli kardeşlerim TV 42 ekranlarındayız. Evet. Hani e, radyolarından şu an için bizleri takip eden kardeşlerimize e, bunu da buradan ifade etmiş olalım. TV42 ekranlarındayız. Hani oradan da takip etme fırsatımız var. Onu da ifade edelim. Aramıza yeni katılan kardeşlerimize de hoş geldiniz diyelim tekrar. Ve e, nasip olursa bugün ateizmi ve deizmi daha doğrusu inanç meselesini biraz daha masaya yatırdığımızı hatırlatmış olalım öyle ya şimdi böyle bir e, bir yerinden başlayınca e, konu neydi diyen kardeşlerimiz için böyle konumuzu bir daha tekrar etmiş olalım Bu arada değerli yönetmenim Ben vakti biraz e, karıştırabilirim e, malum programımızın içerisinde artık bir reklam var e, onu bana e, hatırlatın Ben şey yapmayayım yani e, konuyu en azından düzgün bir yerde e, tamamı erdirelim. Evet bu arada e, dakikamızı da öğrendik ona göre kendimizi ayarlayalım inşallah. E, ne yapıp ne edip gençliğimize sahip çıkmalıyız. Çünkü e, yarınımızın büyükleri, yarınımızın babaları, yarınımızın abileri, ablaları, yarınımızın anneleri onlar değerli kardeşlerim. Ya onlara sahip çıkacağız ve e, bir şekilde onların doğruyu görmeleri için yardımcı olacağız. Gayret göstereceğiz. Hani ya ben ne yaptıysam işte bir türlü başaramadım demeyeceğiz. E, en basiti işte e, doğru ve dürüst arkadaşlarla tanışmaları için biz bir çaba içerisine düşmeliyiz. Tamam Çocuğumuz farkına varmadan yanlış kişileri kendisine yakin görmüş olabilir. Arkadaş saymış olabilir. Ne yapacağız? İşte e, din zahire hükmeder. Bakacağız işte Allah Azze ve Celle'ye kulluk sanatını icra etmeye büyük bir çaba gösteren. işte Kur'an okuyan, namaz vakitlerine riayet gösteren, hassasiyet gösteren, Gençleri bulacağız çevremizden ve çocuğumuzla bir bağ kurmasına biz gayret göstereceğiz. Kimi zaman o çocuğu evimize davet edeceğiz. Kimi zaman işte onların evine konuk olacağız. Çocuğumuzu da onlara e, götüreceğiz. Onlar da işte bir samimiyet e, ortamı kuracaklar. Bu vasıtayla da ne yapacağız? Bunların önüne geçmeye gayret edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim ne kadar söylerseniz söyleyin bir ben bilirim yaşı vardır ya. Hep büyükler onu söylerler. Şu an ben bilirim cümlesi ağzımdan çıkınca büyükler hemen tebessüm ettiler biliyorum. Bu 15 yaşından sonra başlar. İşte 25 yaşına kadar falan devam eder. Bir 10 senedir bu hem kız çocukları için hem de erkek çocukları için ben bilirim yaşıdır o. İşte anneleri bilmez, babaları hiç bilmez. İşte e, kendileri bilirler doğruyu. O yaşa geldikleri zaman işte e, arkadaştan ve akran dediğimiz e, yaşıtlarından etkileniyorlar. İşte bunu kullanacağız. Bu konuda ateizm gibi, deizm gibi e, sapkın düşüncelerin, e, toplum içerisinden arındırılması adına da e, buradan Diyanet İşleri Başkanlığı'na, yetkililere ve il müftülerine değerli kardeşlerim e, sesleniyorum. Lütfen. Biz bunu e, TV42 e, ailesi olarak diyeyim. Masaya yatırdık her telden dedik. İşte bak bu hafta bunu işliyoruz. Sizler de Cuma hutbelerinde işleyin. Bu konuyla alakalı, işte din işleri yüksek heyetindeki, üstadlarımızı mı getirirsiniz? Yoksa, işte iller bazındaki, e, merkez vaizlerimiz, ya da ilçe vaizlerimizi mi görevlendirirsiniz? Ya da, e, mahallemizdeki camilerimizdeki, e, imam hatiplerimizi mi vazifelendirirsiniz? Bir şekilde, e, bu konuda sizden, Gayret bekliyoruz. Ha, şöyle yapabilirsiniz. Şu an etkili ve yetkili isimler, biz bu konuyla alakalı çalışıyoruz diyebilirler. Saygı duyuyoruz. Daha da fazlasını beklediğimizi ifade edelim. Kısacık bir reklam aramız var değerli dostlar. Reklamlardan sonra ateizmi ve deizmi yine sizlerle birlikte konuşmaya bu ekrandan, TV 42'den ve her telden programında devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli kardeşlerim, Her Telden Programında TV 42'de sizlerle birlikteliğimize devam ediyoruz. İşte programımızın ilk bölümünde inanç meselesi, iman meselesi, işte e, Rabbe secde meseleleri ve akabinde ise işte ateizm ve deizmle alakalı bazı cümleler kurduk. İnşallah ee, şöyle bir yol göstermiştir. Aslında birçoğumuzun e, bildiği lakin konuşmak istemediği mevzulardır. Biz hep böyle bastırırız ya üzerine aman aman sus sus ee, Rabbimizin gücüne gider deriz ya. Böyle bir halimiz vardır bizim. Onun için e, dikkat etmekte faide var. Ama bunları da konuşmak gerekiyor. Ee, bu mi? çok fazla işlemedik. Sadece dedik işte ateizmden ateistlerden ayrılan bir grup. Onlar kendileri arasında dediler ki sebepsiz bir şey var olmaz. O nedenle Allah var ama ondan sonrası yok. Ya hiçbir şeye iman etmiyorlar ondan sonra. Onların da durumu o. Ve eee deistlerle de en büyük çabayı, en büyük savaşı ateistler veriyor biliyor musunuz? Sonra onlara bir de ee, Papa ve Hristiyanlar yani Kilise ve Kilise yetkilileri e, başlıyorlar büyük bir savaş veriyorlar öfkeli bir reddiye söz konusu öyle böyle değil bu sadece İngiltere'de değil artık Fransa'ya artık Almanya'ya e, sarkmış ve Newton Newton sayesinde de o, o da e, kendisini Biraz onlardan gören birisi olduğu için bütün Avrupa'nın her tarafına nüksetmiş ve ateistler gayrı bir taraf olmuşlar, deistler bir taraf olmuşlar. Hala günümüzde bile ateistler ve deistler birbirleriyle bir savaş içerisindedir. Ve sürekli birbirlerini e, işte öfkeli bir şekilde reddiyeler yazarak reddetmektedirler. Şimdi tabii ateistliğin Sözlük manasını sizlerle paylaşmıştım. Bir de deistliğin sözlük manasını paylaşayım. Deizm latince'de tanrı anlamına gelen deus kelimesinden türemiş. Grekçe'de yeni e, bir tabir olarak söylemiyorum ama Grekçe'nin ta ki biliyorsunuz eski dillerden birisi olduğu için e, Theos diye de geçtiğini tarihçiler yazmış gelen işte teizm tabiri de bununla aynı manaya geliyormuş bazen işte bu deus cümlesi bizim dilimizde de farklı şekillerde dillendirilebiliyor aman oraya girmiyoruz sadece ve sadece ondan alındığını gördük ve üzüldük Gerçekten üzüldük. Hayırlısı olsun insanlar birbirlerine güzel sözler kurmalı, güzel sözler söylemeliler. Bu arada değerli kardeşlerim şu WhatsApp numaramızı bir daha hatırlatayım. Malum programımızın son bölümünde sizlerden gelenleri de paylaşacağız, değil mi yönetmenim? Nasip olursa ama bana hatırlatın Pro program bitmeden onları da paylaşalım. 0552 232 73 23 WhatsApp hattımız daha doğrusu televizyonumuzun WhatsApp hattı yazdığınız bütün yazılar bize bir şekilde buradan ulaşıyor. Evet 0 552 232 73 23 sizlerden de beklediğimizi ifade edelim. Var şu an için gelen şeyler var yazılar var. Paylaşacağız onları da sizlerle beraber dillendireceğiz ama hepinizden bekliyorum. Evet hatta e, merak ediyorum bizi nereden izliyorsunuz? Şimdi malum bizim e, şu an için yayın yaptığımız merkez Konya'da. Ama tüm Türkiye'den e, ve dahi işte o e, sistemin ulaşabildiği bütün devletlerden bizi izleyen kardeşlerimiz var. Ama e, merak ettim bazı kardeşlerimiz e, bizi nerelerden Takip ediyorlar, bizim bilmediğimiz nereler var diye. Ee, evet, okuyacağım, okuyacağım. Gelen mesajlar var, onlara döneceğiz. Şimdi değerli kardeşlerim, gelelim tekrar mevzumuza ki reklamlara gitmeden evvel, e, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir e, seslenmiş olduğumuz kelimelerimiz ve kelamlarımız vardı. Reklamlardan da sonra yine onu bir tazeleyeyim istiyorum. Ee, bu son 30 yıl içerisindeki dünyaya gelen kuşağımıza, gençlerimize bizim bir şekilde ulaşmamız lazım. Onlara güzel arkadaşlar bulmamız lazım dedik. Bu konuda ailelerimize çok büyük vazifeler düşüyor dedik. E peki e, akranına, arkadaşına, yaşatına çok fazla uyan gençlerimiz var dedik. Biz biliriz. İşte ben bilirim yaşında olan gençlerimizin olduğunu söyledik. Ne yapacağız değerli kardeşlerim? İşte bunları kesinlikle yapacağız ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bu konuda gayret beklediğimizi söylüyoruz. Şimdi lütfen kimse sözümü yadırgamasın, yanlış da anlamasın. E, cami imamlarımızın asli e, birinci vazifesi irşatmış efendim. İnsanları irşad etmekmiş. Yani bu ne demek? İşte bilmediklerini bizzat e, onlarla e, gidip e, paylaşmak ve artık onların bilgileri dahiline ilave etmekmiş. Şimdi biz toplumu irşad etme vazifesinde isek, evet e, buradan Diyanet İşleri Başkanlığı çatısı altındaki imam hatiplerimize sesleniyorum. Lütfen mahallenizdeki Herkese ulaşmaya çalışın. Bir de Kur'an kursu hocaları var. Hoca hanımlar. Onlara da buradan sesleniyorum. Kur'an kursunuza gelenlerle yetinmeyin. Lütfen istirham ediyoruz. Sizler evlere daha rahat girebilirsiniz. Şimdi erkek kardeşlerimin e, malum bacılarımızı e, rahatsız edeceği korkusuyla evlere gidemeyeceğini düşüneceğimize... Göre evet evlere o zaman Kur'an kursu hoca hanımları inşallah müdahale edecek. İmam kardeşlerimiz, imam hatip kardeşlerimiz de esnaf kardeşlerimizin dükkanlarını mümkünse ziyaret edecekler. Edecekler diyorum. Çünkü şartname, kararname öyleymiş. Bu konuda da evet e, sizlerden yaptığınızı biliyoruz ama daha fazlasını beklediğimizi ifade ediyoruz. Bunun dışında kıymetli kardeşlerim aslında ateizm ve deizmle alakalı sizlerle paylaşacağımız tarihi bilgiler çok. Fakat mevzu o kadar e, sıkıcı ki. Şimdi bunları sizlerle paylaşsam hiçbir aklınızda kalmayacak. Onun için diyoruz ki hani e, bir ilk programımızda bir adım atalım ve Gazze'deki kardeşlerimize Filistinli e, din kardeşlerimize elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışalım demiştik ya. Bu da bir gayret olsun ve e, bir adım atmış olalım. Bu konuyla alakalı e, gayret içerisinde olan, bir çaba içerisinde olan kimler varsa biz onların destekçisi olalım. Onlarla saf tutalım. Bu konuda e, rahatsızlığa düşmüş gençler hatta yaşlılar bile olabilir İşte onlara biz ne yapalım kardeşlerim e, el atalım lütfen istirham ediyorum ve e, fikir babası dediğimiz büyüklerimiz var onların sözüne mesela riayet eden kardeşlerimiz var o zaman tabii ki e, alimlerimize de fikir büyüklerimize de söz düşer ve Adım atmak düşer. Bir, bir telefon e, bir telefonla bile olsa hani e, ayağımızda veya ne bileyim vücudumuzun bir yerinde bir rahatsızlıktan dolayı gidemeyeceğimizi varsayacak olursak ne yaparız? Ararız, telefonla e, ulaşırız onlara ve deriz ki işte hallerini hatırlarını sorarız, muhabbet ederiz. Sonra konuyu biraz işte oralara getiririz ve bunların yanlış olduğunu anlatırız. Değerli kardeşlerim. Var mısınız? Biz varız. Var olduğumuz için. Bu konuyu önemsediğimiz için her telden dedik ki bu hafta ateizmi ve deizmi konuşacağız. Artmaya devam ediyor. Yanlış duymadınız. Özellikle gençlerimizin arasında bu artmaya devam ediyor. Öğretmenlerimiz, elleri öpülesi öğretmenlerimiz, hocalarımız lütfen Sizlere de bu konuda büyük bir vazife düşüyor efendim. Ee, i̇lkokul, ortaokul, işte lise, işte böyle demiyoruz. Hepsinde, hem ilkokullarda, hem orta öğretimlerde ve lisede, hem de üniversite e, okuyan gençlerimize ne yapacağız? Sahip çıkacağız ve onlara, <laughs> özür dilerim, bir öğretmen, bir hoca gibi değil de, bir arkadaş gibi yaklaşarak onların yanlış yaptıklarını göstereceğiz. Hem doğruyu hem de yanlışı göstereceğiz ve diyeceğiz ki şimdi tarafını seç. Zaten insanlar doğruyu gördükleri zaman mecburen doğruyu seçerlermiş biliyor musunuz? Doğru ikna edermiş insanı. Ondan dolayı biz doğruları inşallah e, aktarmış olacağız gençlerimize Onlar da yapmış olduğu hatadan Geri dönecekler Ki Allah Azze ve Celle Tevbeleri kabul edicidir Değil mi? E, şimdi Tamamen hatasız Günahsız Bir hayat süren Bir insanla Öncesinde hata yapmış Ama sonrasında ise Farkına varıp nasuh bir tevbe ederek Rabbine dönmüş iki kişi arasında hangisi değerlidir sizce? Tabii ki hatayı sonradan fark edip doğruyu bulanlar daha değerlidir. Hatta duyarsınız işte öncesinde filan dindendi ama İslam'ı tercih ettikten sonra çok böyle özel birisi oldu. Hatta ve hatta bizim bile örnek aldığımız birisi oldu Dediğimiz isimler var. Hadi bir isim verelim, bir örnek verelim. Cat Stevens değil mi? Bizim bildiğimiz ismiyle Yusuf İslam. Ne yaptı? İşte bir vesile Kur'an'la tanıştı. O Kur'an onu Rabbine ve doğrulara taşıdı. Sonrasında ise o büyük bir aşık oldu. yetmedi koskoca, devasa İngiltere'nin ciğerine bir... E, mektep kurdu diyelim Ve e, insanlara Birliği beraberliği Kardeşliği anlatmaya başladı Hatta ve hatta Ateizmin ve deizmin Başkenti orası ya Oradan çıkmıştı ya Ateizmle ve deizmle de Hala savaşmaya Devam ediyor Kardeşlerim Ben sanayiciyim i̇şte Ben şucuyum ben bucuyum benim üstüme bu düşmez lütfen demeyin. Çevrenizi bir kontrol edin. Bu tür yanlış sapkın düşüncelere e, adım atmış olan kim varsa onlara bir kendiniz müdahale etmeye çalışın. Baktınız ki olmuyor, siz beceremiyorsunuz. Hemen işte e, ne dedim? Öğretmenlerimiz, hocalarımız, işte imamlarımız, Kur'an kursu öğreticilerimiz, değil mi? Kim bize müsaitse hemen onlardan bir tanesini yönlendirelim inşallah. Bu konuda da hem Diyanet İşleri Başkanlığımıza hem de Milli Eğitim Bakanlığımıza, Yüksek Öğretim Kurumumuza ricamız var. Hadi gelin kol kola girelim ve bu yanlış ve sapkın adımlardan çocuklarımızı kurtaralım. Biz bir adım atmış oluruz. Bu önce bizi temizler sonra başkalarına örnek olur. Zaten güzel şeyler hep örnek olmuştur. Bizden başlar bu başka devletlere de yansır. Onlar da örnek alırlar onlar da bir gayret içerisine düşerler diyelim. Ki ateizmle ve deizmle sadece ve sadece e, kimse yanlış anlamasın sadece bizler yani e, Müslümanlar olarak bizler savaşmıyoruz. Hristiyanlar, Yahudiler... Evet yanlış duymadınız. Yani hak e, din olan ve hak dine gönül koymuş herkes ama herkes bu konuda bir savaş içerisinde, bir çaba içerisinde. İnşallah e, umudumuz öyle olsun e, niyetimiz hayırlı olduğu zaman zaten Allah Azze ve Celle bizi mükafatlandıracaktır ben inanıyorum ve e, bu sapkınlıklardan da kurtulacağımıza. Yakın zamanda kurtulacağımıza inşallah duacı olalım değerli değerli kardeşlerim ve dediğim gibi çok manidar adımlar atılmış bu ateizmin ve deizmin başkenti olan İngiltere bu konuda şu an en büyük çabayı gösterenler arasında yani kendilerinden çıkmış olsa da şu an en büyük gayreti onlar gösteriyor biz daha gösteremedik İnşallah gösteririz ve e, bu bir milat olur Hatta buradan e, diğer işte iletişim frekanslarına ve televizyon e, camiasına ulusal kanallarımıza e, bir çağrıda bulunalım Biz hazırız TV 42 olarak böyle bir adım atarsanız ortak yayına bile hazırız e, ortak bir adıma fazlasıyla hazırız. Gelin e, bir adım atalım ve bu sorunu devletimizden, milletimizden köklü bir şekilde atmaya gayret gösterelim. Sizler de programlarınıza taşıyın lütfen. Tabii Hertel'den programında konuğumuz olacak mı? İlerleyen zamanlarda konuklarımız olacak. Ama biz e, konuklarımızı e, buraya almaktansa onları Skype sayesinde ekranlarımıza taşıyacağız. Onlarla bağlantımızı o şekilde kuracağız. Programımızda sadece ve sadece televizyonda acizane bu kardeşiniz olacak. Ama ulusal kanallarımız o konuyla alakalı uzmanlarını, hocaları davet edebilir. Ve bu konuyu işleyebilir. İşlesinler. İşlesinler. Evet onun için zaten burada sürekli kelam ediyoruz. Hadi sizlerden de bir gayret bekliyoruz diyelim. Ve değerli kardeşlerim Lord Herbert ismini bugün ilk defa duyan kardeşlerimiz olabilir. İlk defa duyan var mı? Bir el kaldırsın desem kim kimi görebilirim? Göremem. Ama e, özellikle birazdan okuyacağım şimdi. Gönderdiğiniz e, yazıları paylaşacağız. E, merak ettiğim Farklı adreslerden bizi takip eden dostlarımız var mı? Şimdi Malatya'dan, Yozgat'tan, Tokat'tan, işte Gebze, Kocaeli, işte İstanbul, Antalya, bu bölgelerden ve yurt dışında işte Mekkeden, Medine'den ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'nden, Almanya'dan takip eden dostlarımızın olduğunu biliyoruz. Sizler de farklı yerlerden izliyorsanız, sizler de yazabilirsiniz. Hani selam da olabilir, işte şu konuyu da işleyin dediğiniz bir mevzu da olabilir. Onları da inşallah sizlerle paylaşalım. E, bu arada tekrar e, yönetimimize teşekkür ediyorum. E, çenesi düşük e, bir kardeşlerini aralarına aldılar. Cümleyi bitiremeyen bir e, dostları olunca programın süresi bir saate yetmeyeceğini anladılar. Sağ olsunlar ya. Allah razı olsun. Süremizi uzattılar. Ama işlediğimiz konular zaten çok çok ehemmiyetli olduğu için biz bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Ama sıkıcı bir konu. Değil mi? Sıkıldınız mı? İnşallah sıkılmamışsınızdır. Hani biraz daha böyle tatlandırmaya da çalışıyorum. hani bu işin ne kadar tatlı olabilir? Ateizmi konuşuyorsun. Sapkın bir mesele. İşte deizmi konuşuyorsun. Tamamen sapkın bir e, ideoloji. Onun için e, konuşmazsak kim konuşacak? Değil mi? Yani biz buraya e, her telden konuşmaya geldik. Her konuyu masaya yatırmaya geldik. Sizler de inşallah bu ekrandan e, bizleri takip etmeye devam edersiniz diyeyim. Malum e, belli bir süre... Ekranlardan uzak kaldığımız için bazı şeyleri ifade etmekte, cümle kurmakta biraz acemileşmiş olabilirim. Şimdi ekrana bakma işi bizde biraz daha zor oluyor. Tiyatro ve sahne kültürünü biraz daha baskın bir hale getirince ufak tefek hatalarımız olabilir. Lütfen affediniz, bağışlayınız ama sizlerin de bu programda emeğinin olmasını istiyorum. Ee, malum e, yazdığınız her şey bizde kalıcı. Onun için e, onları tek tek okuyoruz. tek tek inceliyoruz. Bu arada e, söz vermiştim. E, bir kardeşimiz vardı, ismi Yusuf, Beyşehir'de yaşadığını ifade etmişti programımıza bir mesaj atmıştı. O konuyla alakalı e, adım attık kardeşlerim. Evet yani bizzat verdiğimiz sözü yerine getirdik ve o kardeşimize, Bizim dostlarımız ulaştılar. Sadece bu kadar söyleyeyim. Ee, i̇nşallah e, biz verdiğimiz sözleri yerine getiririz. Kendisinin e, kim olduğu, nerede yaşadığı, nasıl bir yapıya sahip olduğu her şeyi elimize ulaştı. Ve e, böyle şeyler olduğu zaman da kesinlikle araştıracağımızı biliniz. Ve toplumun kanayan yaralarını da sizlerden duymak istiyoruz. Tabii ki biz bu konuya başladıysak onları işlemeye TV 42 ekranlarından devam edeceğiz. Konular buluruz. Bizim de işlemeyi arzu ettiğimiz çok fazla konu var ama hani sizin için ehemmiyetli gördüğünüz, öncelik arz etsin istediğiniz şeyleri lütfen bizlerle paylaşın diyelim. Ve biz şu WhatsApp telefon numaramızı bir daha sizlerle paylaşalım. 0552 232 73 23 ee, Bir de izlendiğimizi e, öyle WhatsApp'tan bir şeyler yazınca e, Hissediyoruz Ve daha çok e, Heyecanlanıyoruz Ve bizi daha çok kamçılıyor Onun için böyle bir e, safları sıklaştıralım inşallah Bizi nereden izliyorsanız Onları da yazın lütfen 0552 232 73 23 Sadece ve sadece her telden Programı için değil başka diğer programlarımız için de aynı WhatsApp hattını kullanıyoruz zaten kaydedin telefonlarınıza kaydedin lazım olacaktır Evet değerli kardeşlerim Ateizmin ve deizmin 1648 yıllarında çıktığını söyledik sapkın bir ideoloji ve sapkın bir mevzu olduğunu sizlerle paylaştık İnşallah çocuklarımızı ve gençlerimizi, Bunlardan arındırırız. Rabb'e ne kadar çok yaklaşırsak, Habib'ini ne kadar kendimize örnek alırsak bu tür sapkınlıklardan da kurtulmuş oluruz. Yanlış mı söylüyorum? Yanlış bir kelamım varsa bakın onu da yazabilirsiniz. Ee, ilave etmek istediğiniz, şu da kesinlikle söylenmeli, bu konu işleniyorsa dediğiniz e, onları da paylaşabilirsiniz. Biz tabii bazı noktaları e, rica ile e, hareketlendirmek istedik. İşte kim işte okullardan hocalarımızdan, işte Diyanet İşleri Başkanlığından filan dem vurduk. Hatta işte e, fikir e, büyüklerimizi dedik. Hatta ve hatta sanayici kardeşlerimiz dedik, değil mi? E, sizler bile bu konuda vazifeli olun dedik de, bizim aklımıza gelmeyen şeyler olabilir. Yani Şunlar da bu konuda gayret e, gösterseler iyi olur dediğiniz şeyleri de yazın. Ama bu e, sadece ve sadece şey olmasın. Yani e, bu konuyla alakalı olmasın. E, bundan sonraki işleyeceğimiz her şeyi birlikte yapalım. Birlikte işleyelim. Malum. Neydi? Pardon. Şöyle gösteriyorduk. Canlı bir program. Ee, saatlerimiz e, akmaya devam ediyor. Sizlerden gelenleri de merak ettim şimdi. Neler geldi diye bir bakalım hele. Var mı baya? Evet. E, gelmiş. Evet dostların yazıları bizlere ulaşmış. <laughs> okuyacağım efendim. Okuyacağım. Hepinizinkini okuyacağım. E, var mı aranızda veya çevrenizde böyle ateizmle e, ya da deizmle e, Mücadele veren ya da size uylayanlar var mı? Lütfen e, onlardan uzak durun. Evet, lütfen uzak durun. Çünkü e, onlar sizi Rabbinizden uzaklaştırırlar. Rabbinizden uzaklaştı uzaklaştığınız zaman ibadetten uzaklaşırsınız. İbadetten uzaklaştığınız zaman Allah'a mesirgesin. E, baki hayatınız mahvolur. Ve cehennem narı işte o zaman bizi arındırmak için hararetli bir şekilde yanmaya başlar. Lütfen e, kardeşlerim bu hassasiyeti gösterin. Varsa bilmiyorum aramızda belki e, bu konuyla alakalı başından bir badire geçmiş olan kardeşlerim olabilir. Onlar da. Hani yazabilirler işte bizim böyle bir durumumuz oldu diyebilirsiniz. Diğer kardeşlerimize örnek olsun. Onlara da bir ışık olsun inşallah. Lakin bir şeyi de söylememde fayda var. İki haftadır sizlerden bir şey istediğimde yazmıyorsunuz. Hani sizlerin fikirlerini alalım dedim mesela. Evet. Fikirleri olan kardeşlerin fikirlerini de yazsın başlarından geçen bir olay varsa onları da paylaşsın. E, ateizmle ve deizmle alakalı çok fazla tarihi bilgi vermeyeceğim sizlere. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Ve artık yavaş yavaş şu e, gelen mesajları bir okuyalım. Onları en azından aradan bir çıkartalım. Eee Sümeyye Hanım. Evet, yanlış okumadım. Sümeyye Hanım. Muhammed Bey geceniz hayırlara vesile olsun inşallah. Sizi ilk günden beridir soluksuz ve keyifle ailecek e, izliyoruz. Ekranlara çok yakışıyorsunuz ve program nasıl bitiyor şaşıyoruz demiş. <laughs> Eyvallah. Ankara'dan, evet Bircan ailesinden selam göndermişler. Eyvallah, selamlar, sevgiler de bizlerden olsun. Ve Yunus Bey, evet bir de Yunus Bey'in e, mesajı var. Muhammed abi tekrar ekranlara dönmenden çok mutluyuz. Ailecek e, hayranınız demiş. Eyvallah Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. E, sizin gibi Allah dostlarının e, evlerimize konuk olması mutluluk verici. İyi ki varsınız. O da Ankara'danmış. Ankara'dan selamlar demiş. Efendim e, teveccüh buyurmuşsunuz Allah dostları diye de e, biz Allah dostlarının ancak ve ancak hizmetkarı olabiliriz. Rabbim hepimizi ilim sahibi eylesin ve alimlerimize de hizmetkar eylesin inşallah. Ve yine bir mesaj daha okuyalım. Evet, e, Nazan kardeşimiz. O Nazan Bağcı, aile dostumuz. Artı bizim umre rafığımız kendisi. E, kalbin kadar güzel başarılarının bir yenisine daha Kavuştuğun bu özel günde demiş Azmin elinden hiçbir şeyin kurtulmadığını bize gösterdiğin için teşekkürler demiş Eyvallah Allah razı olsun. Bu arada evet e, ve devam etmiş çıktığın yolun sonunu aslında en başından beri biliyorduk demiş Allah razı olsun iyi günlere. Gülüp geçtiğin kadar kötü günlerde de aynı tavrını koruyarak bugünlerde ulaştığını unutmaman dileğiyle tüm başarılar senin yolunda olsun demiş. Eyvallah kardeşim teşekkür ederim. Abi başarılarının devamını her zaman diliyorum. İnşallah demiş seni televizyonda görmek güzel demiş. Var olun çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu arada evet e, e, değerli yönetmenlerim TV 42 senle daha güzel oldu abi demiş. Evet Allah razı olsun var olun. Ama e, TV42 zaten daha güzeli yakalamak için bir gayreti e, fazlasıyla başlatmıştı. Onların adımlarıyla zaten buradayız. Hani e, ilk dönemlerinde buradaydık şimdi yine buradayız. Ve İsmail kardeşim vay İsmailce yiğidim aslanım gözlerinden öpüyorum. E, hocam maşallah harika bir program çok güzel anlatıyorsunuz Allah razı olsun sizden. Hocam ben bizim mahallede Sakyatanlı İsmail var. Ona da bir seslenseniz namazları geciktiriyor demiş. Hmm. Evet. Seslenmiş olduk İsmail'im. Evet ona da direkt buradan ulaşmış olduk. Hocam ben Harmancık'tan izliyorum diyor. Eyvallah. Yiğidim, aslanım seni Allah için çok seviyoruz. Ailene de lütfen selamlarımızı unutmayasın. Ve özledik. Evet görüşmemiz lazım gayrı beklerim inşallah bu arada e, çok kıymetli bir televizyon programcısıdır İsmail'imiz onu da tanıyorsunuzdur ve e, bir kardeşimiz daha Muammer Odabaşı evet Muammer kardeşimiz yazmış hayırlı akşamlar Ahmet Uçar kardeşim demiş ben Muammer Odabaşı ha pardon dur e, biz biraz e, geriye gitmişiz. O bizimle alakalı kısım aşağıdaymış. Selamun Aleyküm. Muhammed Emin e, kardeşim. Hayırlı yayınlar. Uçar, oto, lastik, Muhammed Odabaşı demiş. Eyvallah. E, buradan Muhammed abi selamlarımı ve hürmetlerimi gönderiyorum. Odabaşı ailesine lütfen selamlarımı iletesin. Sürekli e, görüşmek istediğim ancak ne yazık ki e, sanayiye yolum düşmediği için görüşemediğim dostlarımızla arasındasın ellerinizden öpüyoruz sözüm hürmet ediyoruz e, başka yazılan var mı şu an için göremedik hani farklı yerlerden izleyen kardeşlerimiz varsa onları da yazsın demiştim ama yazmamışlar eyvallah var olsunlar sağ olsunlar değerli kardeşlerim e, yaklaşık şöyle bir 10 dakikamız var değil mi? ne kadar var o evet içerisi bize bir haber versin o zaman yanlış bir şey söylemiş olmayalım evet yaklaşık 10 dakikamız varmış özet yapacağız malum bugünkü işlediğimiz mevzuları anca sığdırırız kıymetli dostlarım bize mesaj atan bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum ama daha fazla olmasını bekliyorum programımıza sizler de omuz verin sizlerin de tavsiyelerini Sizlerin de işlenmesini istediğiniz konularınızı duymak istiyoruz dedik. Ve değerli kardeşlerim günü bir toplayalım gayrı. Evet ateizm ve deizmin son dönemde arttığını biliyorduk. Bu konuyla alakalı e, her telden programına e, bunu konu olarak bir şekilde seçmiştik. Hatta var olsun genel müdürümüz e, sağ olsun... Konuyu o belirlemişti. Ee, Muhammed abi ateizmi ve deizmi konuşalım. Son dönemlerde çok arttı. Bu konuya bir gündem oluşturalım demişti. İnşallah o gündemi oluşturduğumuza inanıyoruz. Ve bu mevzu e, ta ki önceye yani ta ki Hazreti Adem'e e, dayanarak nasıl gelir, işte nasıl bağlanır onu işlemiştik. Yaradılıştan bahsettik. İşte inanç meselesinin. Allah'a ya da bir şeye inanma duygusunun Hazreti Adem atamıza bizzat yaratıcımız Allah Azze ve Celle tarafından yüklendiğinden bahsetmiştik. Ama sonralarında insanlar tabii farklı yanlış şeylere saptılar, farklı doğrulara düştüler. İşte e, o nedenle de biz e, dedik ki bu yanlışlıkları e, insanlar birbirleriyle düzeltmeye çalıştılar, o gayreti gösterdiler. Hatta birbirlerine savaş açtılar demiştik. Düzeldi mi? Düzelmedi. İnsanlık daha da kötüye gitti. Bu sefer de Allah Azze ve Celle peygamberler gönderdi dedik. Ve en son da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselamı gönderdi. Artık ondan sonra da hak ve batıl diye iki tarafa ayrıldı dedik. Bunlar önemliydi. Sonrasında ise e, Şeytan aleyhillâne durmadı. İnsanları kandırmaya. Farklı şeyleri kulaklarına fısıldamaya devam etmişti. İşte ateizm ve deizm de bunlardan birileriydi. Ee, önce ateistler çıktılar piyasaya ve insanları dinsizlik dinine yönlendirmek için bir çabaydı. Hala devam ediyorlar. Ee, bir şehir ismi, hatta o şehrin ilçesinin ismini vermek istemiyorum. Ee, Birçok kardeşim şu an bizi Oradan da izliyor biliyorum. Ee, o şehirde yaşayanlar şu an benim hangi ilçeyi e, kastettiğimi zaten anladılar. Orada çok büyük bir yapılanma ve çalışmaları var ateistlerin. Yani dinsizlik dinine inananların. E, onlar nasıl bir çaba gösteriyorlarsa kendilerine yandaş bulmak için biz de onları tekrar kendi safımıza çekmek adına bir çaba göstermeliyiz. Sonrasında da ne dedik? İşte ateistler de. Kendi aralarında bir anlaşmazlığa ve ikiye bölünme durumu yaşadılar. Ve bu olaylar işte 16. 17. asır içerisinde 1648 yılında başlıyor. Ve 17. yüzyılın artık şöyle sonlarına yakın ise bir de deistler çıkıyor. Neydi? Devustan geliyordu ya. Evet deistler çıkıyor onlar da işte Allah'a iman ediyor ama geriye kalan hiçbir şeye iman etmiyor. Ve onlar da kendi aralarında birbirlerine savaş açıyorlar. Hala ateistler ve deistler birbirlerini reddiye dediğimiz yazılarla e, inkar etmeye ve onların yanlış ve sapkın olduklarını ifade etmeye çalışıyorlar. Diğer taraftan hak dinler dediğimiz işte Yahudiler, Hristiyanlar, ki Hristiyanlar biliyorsunuz Katolik, Protestan ve Ortodoks olmak üzere içe e, üçe ayrılıyor ve üçü de şu an hem ateistlerle hem de deistlerle büyük bir e, mücadele içerisindeler. Müslümanlar da öyle. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bütün e, ümmeti Muhammed de bu gayretin içerisinde diyoruz ama korkuyoruz nedense böyle yanlış şeylere e, elimizi uzatamıyoruz. Neden? Yan, e, yanlış olduğunu bildiğimize göre, gönlümüz sabit olduğuna göre biz de bir ucundan tutalım o zaman. Anlatabildiğimiz kadar anlatalım. Anlatamadık mı? Yarım mı kaldı? O zaman hemen bu işi iyi yapabileceğine inandığımız kişileri hemen yönlendirelim. İşte filan yerde şöyle birisi var. Lütfen o kardeşimize yardımcı olun diyelim. Evet. Kıymetli kardeşlerim, TV 42'de her telden programında bu hafta ateizmi ve deizmi masaya yatırdık ve onun artış artmasından bahsettik ve son olarak da haydi hep beraber bu konuyu bir gündeme taşıyalım dedik. İlk adımı da biz attık TV 42 olarak ulusal kanallar, gazeteler, dergiler, mecmualar hepsi bir araya gelsin. Biz varız. Şimdiden hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Hatta ortak bir yayın söz konusuysa, evet ona da varız diyoruz. Ee, sizlerden de bu gayreti e, şahsi olarak beklediğimizi ifade edelim. Değerli kardeşlerim, her telden programına gösterdiğiniz ilgiden ve alakadan dolayı hepinize sonsuz müteşekkiriz. Önümüzdeki hafta sizlerle yokuz, birlikte değiliz. Ama ondan sonraki hafta. Yani 15 günde bir sizlerle bu ekranda TV42'de bir araya geleceğiz. Beraber işleyeceğiz konuları. Beraber masaya yatıracağız. Sizlerden de destek bekliyoruz. Ben Muhammed Emin Kutlu ve yayında yapımda büyük emeği geçen işte ne kadar yiğidimiz ve gençlerimiz varsa hepsine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu fırsatı bizlere sunan, Değerli program müdürümüze ve genel müdürümüze ve televizyonumuzun yetkili simalarına çok teşekkür ediyoruz. En özel teşekkürse sizlere. Ee, sizler sayesinde işte biz buradayız ve burada anlatmaya başladık tekrar kaldığımız yerden. Lütfen haklarınızı bizlere helal ediniz. 15 gün sonra TV 42'de Her Telden programında yine sizlerle birlikte oluncaya dek Allah yar ve yaranınız olsun. Efendim, hep dualarda kalmak ümidiyle, hep güzel dualarla birlikte birbirimizi anmak ümidiyle, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.